Sultan yengem. Oh ciğerim. Oh. Oh, hala Diyarbakır'ın tozu toprağı kokuyorsun. Heh, bak. İşte ne güzel söyledi yenge. Tutturdunuz yıkan kerim, yıkan kerim diye. Fransa yıkansın. Sultan kızım. Babam hoş geldin. İstanbul'un büyüklüğü yalan. Kız, sensin bu. Ha, benim, hakikat benim ya. Yok, İstanbul büyük de. İşte bazılar niyet etmeye görsün, dal ederler orayı. Hakikat ne tesadüf değil. Hani o şarkı sözündeki gibi. Aç tesadüfleri sever kadar sayrılıkları. Ne oluyor? Ben söyleyeyim sakin bak, şarkıyı da söyle. Ayşe, ana, hoş geldiniz. Ana tabii ya. Sen de hanemize hoş gelmişsin kızım. Hayırlı olsun kızım. Anam hoş geldin. Hoş bulduk kızım, hoş bulduk. Maşallah kızım. Ne kadar mesudum ben bilemezsiniz. Abi, Sultan yengemin gözlerinden ateş çıkıyor. Allah yardımcın olsun. Hallederiz o. Biz şu ilk badireyi atladık ya, ben ona şükrediyorum. Göreceğiz kim kimin aklından gelecek. Neyse, beni bulaştırmayın. Ben de diyordum, Bilal ne okkalı adam oldu. Aferin Bilal. Ben işe gideyim. Ya hadi o zaman. Tarık, Mehmet. Heh. Hadi görüşürüz. Hadi anla, görüşürüz. Ya şuradayız hemen Karaca. Dibinize geldik. Hadi görüşürüz. Al dayım, taze taze. Afiyet şeker olsun. Abi çay bırakıyorum. Kaçak çayınız var mı? Kaçak sen sonra s**siniz. Bana baksana sen. Sultan, sana söylüyorum. Önce günaydın diyeceksin. Düzenli işinden ettim seni. Geçiminden de oldum benim yüzümden. Yok be abla. Bu olmasa başka bir kural için inerdim ben. Boş ver. Amca, bizim çaylara ne oldu? Karadeniz'den geliyor. Yok be kızım. Temiz bardak kalmadı. Sabahtan esnafa dağıttım. Çayın boşu dönmeyince bardaklar çabuk tükeniyor. E ben de bir başıma çay mı dağıtayım, boşları mı toplayayım? Yetişemiyorum bazen. Ya haydi koş, koş şu boşları topla. Hadi göster marifetini, haydi. Ver amca. Ver, ver. Aferin. Sana bir yardımımız dokunsun değil. Sağ ol kızım, Allah razı olsun. Çok çalışkan çocuktur. Bak ben kefilim. Ha? Buyur amca, getirdim. 8-9 tane de şey vardı, yarım bardak vardı, onları almadım. Onları da bir dahakine toplarsın. Allah. Kızım, etine, budune bu çay ocağını. Ancak benim fakirhaneyi döndürüyor. Bu çocuğa ben nasıl para vereceğim? Bak amca, bu çocuğun gözü tok, karnı aç zaten. 3-5 kuruş verirsin yanına. He. Günde 8 öğün yemek yer. 6 öğünü sen versen, gerisini o halleder.
de bizim bu koskoca evle sizin bu küçücük ev aynı sokağa bakması da bir acayip değil. Ya. İstanbul'un halleri herhal bunlar. Ne diyorlardı ona böyle kozmopolik. Ayşe, kozmopolik. Bulamadığın laf o değil. He. Oh maşallah. Bilmediğin de yok ha. Neyse, sen ne vakit döneceksin Diyarbakır'a de hele. Ben dönmeyeceğim artık. Benim yerim evlatlarımın yanıdır bundan böyle. Ben bir kahve yapayım. Bak bacım, Aziz de aranıza ne geçti bilmiyorum ama bunca senelik kocandır. Sen de genç değilsen artık. Aziz de seni rahata alıştırdı Allah için. Şimdi ne yapacaksın bu yaştan sonra bu küçük yerde? Sen ne yapacaksın? Ben de onu yapacağım Ayşe. Hem sen benden 2 yaş büyük değilsin. Üstüme eğilik sağlık. Kız, ben ablamın kafa kağıdını kullanayım. Sanki bilmiyorsan. Bak, benim hesabıma göre sen benden büyüksün. Sağ ol kızım. Tabii böyle apar topar terk-i diyar edince ev olan yerde her şeye ihtiyaç. Bak bir daha gelişte size kahve tepsisi getireyim ben. Şimdi demem odur ki madem Hatice kızımız artık gelinimizdir, bundan böyle bizim yanımızda oturması münasiptir. Hem ev de büyük bilirsen. Büyük eviniz size hayırlı olsun Ayşe. Gün doğmadan neler doğar, acele etmemek lazımdır. Hem bu vakitte kaldı kaynata evinde kalmak. Herkes kendi düzenine yuvasını kurar nihayetinde. Ya bırak Allah aşkına Karaca ya, ne evi ne düzeni ya. Şu kapının önüne bir çadır kursalar daha da rahat ederler yani. Bak benim Bilal'im hiç alışık değildir, rahatına düşkündür, öyle sıkışıklığa falan gelemez. Ama şimdi biz Sultan ablamla aynı hane içinde olunca ona da faydamız dokunuyor. Ablam bilirsen yani öyle ayrı hanede olunca yardım kabul etmez. Bu ara işte şey yapsak hani. Anlamışam kızım da madem öyle düğün görmedik bari beraber bir yemek yiyek ha. Olur. Karaca ben seni eylemeyeyim de kalkıp gidem artık. Yok kahveni içseydin. Ya bir dahaki gelişte kahve tepsisi getirince içerim. Hadi hoşça kalın. Muhallebi, muhallebi, muhallebi ver. Ne bakıyorsun? Niye geliyorsun İstanbul'a? Ben senden ta bu kadar uzağa geliyorum, sen peşimden geliyorsun. Ya insanda biraz şirazi olur. Senin şirazen mirazen kaymış ha. Sen fabrika ayarların bozulmuş. Git diyorum, geliyorsun, gel diyorum, gidiyorsun. Ya eğer rahatsızsan git tedavi ol, ben sana ne yapacağım? Doğru bir tedavi mevzusu var Sultan. Evet var, ben de onu diyorum. Sultan babam hasta. Nasıl? Babam o kadar hasta ha? Öyle. Yani doktorlar büyük tıp merkezlerine yakın olmanız lazım dediler. O yüzden buradayız. Ya babam o kadar hasta, sen bana demiyorsun. O benim de babam. Niye demiyorsun? Ama sen benden uzak duracaksın. Duruyorum zaten.
Ya mecburdum. Ama insan bir sormaz mı mahkemede niye öyle konuştun diye? Ya niye öyle konuştun? Kafana silah dayadılar. Yok, sormadım, sormayacağım. Sen zaten şimdiye kadar benim bütün sorularımı yetim bıraktın. Yetim ha? Mecburdum Sultan. Ya sen de öyle istiyorsun sandım. Ya sen öyle deyince... Başka bir şey yok yani onunla. Ha, doğru düşünmüşüm. Evet, ben de öyle istiyorum. Yani ben eğer o zaman olmasa zaten sonrasında boşanacaktım sana. Hadi afiyet olsun. Bir hareket alanı tanıyın. Çekil kızım, çekil. Geç baba. Bir o tarafa, bir bu tarafa. Ya rahat verin, rahat. Ay baba dur, yastık koy. Dur baba, yastık koy. Az ayağını kaldır da sileceğim. Bitti. Ne? Ha, bitti, bitti. Tilkif. Ha. Temizlik yapılırken ne diye ayak altında dolanıyorsun? Çık dolaş biraz. Emret Ayşe Hanım. Dicle senin, Hepsel benim. Bir dolaşıp geleyim ben. Ettiğimin İstanbul'u, yol bilmem, iz bilmem. Nere gideyim, nere? Ha baba, sen az dışarı kapının önüne çık istiyorsan ha. Bak her yerin toz içine kalmış. Dur, al ayağını al. Dicle Hanım maytap geçmekten işe abanmıyor ki bitsin. Şu bir damlacık evin nesine yetişemeyiz bilmiyem. Dicle halı? Ne halı? Ne halı? Hayret bir şey ya. Ma ben ne yapsam ne etsem şu anama yaranamıyorum. Bak sen de görürsen sen de görürsen ha. Hele Hatice bir gelsin de bu eve. Ben bütün işi onun başına nasıl yıkacağım bak gör. Bu evin gelini nasıl olur Nurmuş, onu bir de o da bilsin. Hep ben, hep ben değil. İşinden memnun değilsin galiba. Ha? Öyle mi Sultan? Yo, o neden memnun olmayacakmışım? Ben her işi severek yaparım şükür. O zaman bu surat ne? Madem sordun söylüyorum. Sen bu Ömer'i benim yüzümden kovdun ya. Ben onu sindiremiyorum. Bak, bu meselenin seninle hiçbir ilgisi yok. Kurallarımız var. Bu müessese 100 yıldır ayakta durduysa bu kurallara uyduğu içindir. Müessese müessese diyorsun. Bu kural dediklerinin insana ne faydası var? Ben ne yapayım müesseseyi ayakta tutup insanı 2.80 yere seren kuralı? Ben de kimseyi işinden gücünden kovmak istemem. Bir eleman alıyorsun, yetiştiriyorsun, adam ondan sonra çekip gidiyor. Maliyetini bile karşılamıyor. Hem bir garsonu kollayacağım diye 100 yıllık emeğimi gözden çıkarmam. Çıkaramam. Sana göre insanın kıymeti yok, bana göre insandan kıymetli bir şey yok. Kuralı koyacaksan insanı gözeteceksin. O zaman dükkan batsa bile en azından sen batmamış olursun. Yani ben de dükkan işlettim senin gibi. Ben de biliyorum yani. Yapmışsın belli. Onun için mi burada bulaşıkçılık yapıyorsun? Ne çağırdın oğlum yine apar topar? Bak Bilal. Yok abi. Gene diyeceksin ki. O herif var ya, beni dolandıran, İstanbul'da. Gel böyle otur. Ya hani sana anlatmıştım ya, Diyarbakır'da beni kumara çekip de batıran herif Sabri. Heh. Abi onu gördüm, bu sabah buraya geldi, takip ettim. Kızım ya ben sadece saçmalığını bir kez görmüyor musun? Hadi git. İyi akşamlar Faik Bey, hoş geldiniz. Abi kurban olayım. Adam uyanmadan gidip onu yakalayalım. Bağlantısı olduğunu biliyordum. Ya ne bağlantısı? Kimin bağlantısı abi? Yakalamayacağız herifi. Acele etmeyeceksin Bilal. Benim de bir bildiğim var oğlum. Bak sakın kendi başına hareket edeyim deme ha. Yarın beraber gideceğiz, tamam?
Of. Gel yenge gel. Deyiz olan amcam evde değil. Kerim. Ne var? Şaka da yapamayacağız. Yalandır. Tamam ya. Şamuz amcam deyiz değildir. Benamuz değildir. Dünyadaki en harbi, en delikanlı adamdır. Tamam canım, o kadar da değil. Evde değil yani. Baba. Sultan, kızım. Hoş gelmişsin. Ya sabah o telaşeden soramadım. Nasılsın, iyisin? Hasta olduğunu yeni öğrendim. Sağ ol kızım. Ben senin kalbini bilmez miyim? Bu yaştan sonra yaban toprağa basmakta varmış kısmette. Ne edeceksin? Ya boş ver babam. Sağlık her şeyden önemli. Otur. Hakkımızda hayırlı olur inşallah. Demek burada da bir rızkımız varmış. Babam ne yapacaksın burada? İş güç yani, onu soruyorum. Ne bileyim kızım. Bunlar hep bir araya geldiler, beni düşünmeden, taşınmadan İstanbul'a getirdiler. İstanbul'da ben ne işe yararım? Zilki, otur oturduğun yerde. Aslan gibi oğulları ne güne duruyor. Artık bu yaştan sonra onlar çalışacak, bize bakacak. Bak Şehmuz Diyarbakır'daki işini devam ettirecek. Bilal desen hepsinden evvel gelip iş bul. Gerçi onun bize pek bir faydası yok da. Kaynanası var, karısı var, yengesi var. Ben de sizden kalayım yenge. Kerim, otur da hele. Zaten ev küçücük. Onlar kaç. Dağda işe külü zararı gelip bize dokunuyor. Zaten belli. Olmaz. Adam evlenmiş, baklanmış. Derdi Kerim'di. Yüzümüze baktığı var sanki. Ama şimdi varsa yoksa karısı. Ya sen ne biçim konuşuyorsun? O senin baban. Oğlun yeri ayrı, karısının yeri ayrı. Hiç öyle şey olur. Hem gel, Hatice de çok sevinir. He sevinir. İşi gücü yok bana uğraşacak. Geç bunlar yenge. Bir lokma kıymetim olsaydı beni de alırdılar yanlarına kaçarken. Hem artık ben çocuk değilim, anlayayım her şeyi. Size sır bunları Fransız'a anlatır. Belki o inanır. Niye inanmayayım? Hem zaten artık Sultan da seviyor beni. Ne var? Oo, öyle araya girmece yok arkadaş. Ben gideceğim. İstersen sen de gelirsin. Hem o ne nedir? Sevdim bilmem ne. He, gidersiz. Konak sizi bekleyin. Merhaba kardeş. Bu adres ne taraftı şimdi bilirsen? Yakındır. Şuradan biraz aşağıda. Ey sağ ol. Peki iyi bir odası vardır. Var. Buyurun. Hatice ablası da çok mutlu oldu değil? Oğlumun yeri bizim yanımızda ne de olsun. He ya. Çok sevindim. Senin oğlum benim oğlumdur tabiatıyla. Değil Kerim. Ona ben onu bunu bilmem. Ben buraya Sultan Egem için geldim. Hakkı vardı üzerimde, kıyamadım. Onun da oğlu sayılırım. Bana kalsa İstanbul'a da gelmezdim. Yine onun hatırı için geldim. Yani başkası için de gel. Yoksa şimdi kendi memleketimde kır bayır dolaşırdım. Buraya geldiğimden beri toprak yüzü bile görmedim. Var aşağıda. Deniz kenarında taş var, toprak var, deniz var. Yalan o toprakların hepsi. Sonradan koydular, sanki siz bilmişsiniz. Yok, ne huysuz bir çocuk bu böyle. Vallahi Hatice'ye çekeceği var ha. Ya anam, çocuk işte neticede. Yani aslında şimdiye kadar hiç böyle naz niyaz yapmadı ama bakacağız, bilmiyorum. Aa Kerim, limonatayı beğendin. Vereyim az daha. Yok, içmem daha. Zaten Sultan Egem'in limonatası gibi güzel olmadığı için zor içtim 5 bardağı. Hayret karıyam, kim inanırsın aynı evde büyüdüğünüze? Eşek sıpası. Kusura bakma Bilal. Yok yenge, o sıpa olmaya razıysa ben eşek olmaya razıyım. Sen utanmıyorsun. Kız sana yaranacağım diye yapmadığını bırakmadı. Sıpa. Eşek oğlu eşek. Estağfurullah. Estağfurullah. Ya hakikat, Allah aşkına şu başımıza gelenlere bak. 3 gün önce size İstanbul'da yaşayacaksınız dese hanginiz inanır, ha? Cenab-ı Hakk'ın takdiri işte. İnsan alnına yazılanı okuyamıyor ki. Ha,
Sait Hanım'ın nüfusunda İstanbul'da onu yazacak belki. Belki ondan geldik ha? Dicle. Ya vallahi ben bir şey demeyeyim. Ya kader diyeyim hemen. Karşı çıkacak halimiz vardır. Abi alın yazısı mevzunu sen çıkardın. Biliyorsun Hakan suda duruyor yani. Kız kız. Bak dur. Ben ne aldım? Ne aldım? Ay çok güzelmiş yenge. Bu küpeleri ileride her taktığımda diyeceğim bu küpeler İstanbul'a geldiğimizle yaşıttır. Benim küpelerim de böyle bir anısı vardı. Tarık'ın bana aldığı ilk hediye. Ne kıymetli küpelerim varmış. Ay sen de herkesi kendin gibi böyle kaba, duyarsız domuz zannediyorsun ha. Ben o küpeleri ölene kadar takacaktım. Ya Sultan yengeme lazım sonuçta. Boş ver. Orası da doğru tabii. Selamlar Sultan. Şu dosyayı getirmiştim sana. Gel gir istersen. Yok yok vaktim yok ben gideyim. Tamam. Peki. Sen Sultan'ın peşini bırakmayacaksın anlaşılan. Ben tercihini oğlundan yana kullandın sandım ama. Anlayamıyorum seni Şeyhmus. Burada ne işin var? Sultan'dan vazgeçtiğin için pişman mısın yoksa? Kimin ne zaman nasıl pişman olacağı belli olmaz Faik. Senin de pişman olacağın günler yakındır elbet. Son hatırladığım tabancan dolu konuşurdun sen. Böyle kuru sıkı sallamazdın hiç. Ne o? Yoksa elinde patlar diye mi korkuyorsun? Neyse ki Sultan neden geldiğini anlattı. Ben de anlayışla karşıladım. Bak sana ne diyeceğim. Sana iki gün mühlet. Annem baban burada dilediği kadar kalabilir. Ama sen gideceksin Şeyhmus. Şakam yok bunu bilesin. Bu sefer gerçekten kaybedeceksin oğlum. Şimdi izin ver de gideyim ben. Canım kızların dururken sana kapı açtırıyorlar. Kocanın evindeki saltanat yok değil kızların evinde. Olsun. Ben razıyım evlatlarımın yokluğuna da yoksulluğuna da. Değil mi beni başlarında taşıyorlar o yetiyor bana. Saltanat yoksa zulüm de yok. Zulüm? Aşk olsun Karaca'ya. O nasıl söz ya? 40 yılın başı bir basiretimiz var. Hani eşekle yettik tamam. Onca yılın özenini, ihtimamını sili süpürdü. Yani bu kadar kıymetimiz yani. Baba. Baba. Sen ne yapıyorsun burada? Ne demek ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Bütün Diyarbakır köşmüş İstanbul'a gelmiş. Bir benim gelişim tık havuza gitti. Anacının halini, kaferini sormaya geldim. Ne var? Soramam yani. Cık, sana hesap vereceğim. Az biraz ayar ol babanım ben sen. Yok baba estağfurullah. Yani sen bana niye hesap vereceksin? Sen bana hesap sorarsın. Ama anneme hesap vereceksin herhalde değil. Hoş gelmişsiniz. Buyurun içeri geçin nasıl baba? Aziz Bey. İçeri geçseydin baba. Yo istemem eksik olsun. Maşallah pek şatafatlı karşıladınız. Aferin size. Hemen canıma susamadım. Evde mağa bir şahit ister. Üstüme köçer möçer. Hemen lazım. Ya şaka yaptım şaka. Bu İstanbul'un havası sizin espri anlayışınızı da öldürmüş. Diyarbakır'da pabuç kadar olan dilizi yutturmuş ne? Tut yemiş bülbül gibi ne şakisiz ne konuşuyorsunuz. Sen hariç tabii.
Maşallah. Sadece bana destursuz açılabilen dili 2 dakika tutsan ölürsün sanki. Ya baba ne dedim ya? Ama şu bir gerçek ki Karaca. Hakikaten bu evi sana yakıştıramadım ya. Ya az evvel Mahmut evi tarif ederken içim sızladı inan olsun ya. Nasıl tek kelimeyle tarif etti böyle sokaktaki döküntü dedi ha. Benim sultanıma layıktır be. Sana demiyorum. Sen hiç üstüne alınma. Anan lafım. Ya Karaca, bunların yanında 2 çift laf edilmeyin. Gel ben şuradaki otelde kalayım. Sana söyleyeceğim çok önemli şeyler var. Ben gideyim, gel sen konuşuruz. Gelmem. Benim ne işim var otelde, motelde canım? Hadi baba sen git iyice uyu, dinlen otelde. Hem ne olur ne olmaz. Döküntü ya bu ev. Belki kafana tuğla düşebilir yani. Demedi deme. Bak ikize de söyleyeyim. Zaten 2 bacı benim yüzümü yeterince egriz yerin dibine batırdız. Eğer anazın kafasına da fitne sokar aklını karıştırmaya kalkarsanız elinden çekeceğiz var ha. Karaca ben gideyim. Allah Allah ya. Karımızı görme ta kabahat. Ana bak karışmak bize düşmez ama gitmeyeceksin herhalde değil. He. Ya yok be kızım. Benim alnım da aptal ya Zihin. Hiç öyle bir niyetim yoktur evelallah. Güzel, sade bir küpe yengeye mi? Evet. Hayırlı olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şişt. Burada ne arıyorsun sen? Çalışıyorum. Erdem abi. Pardon. Bakar mısınız? Oda mı bakmıştınız? Ya yok. Biz burada kalan bir akrabamıza bakıyoruz da. Böyle esmer, orta boylu, kısa saçlı, böyle sakalları var. Böyle sert bakışlı. Genellikle takım elbise giyiyor. Tarif tamam da adı yok mu bu adamın? Vallahi ne bileyim babamın ısımlarından biri. Bunun sorularından kostüm lakaplı biri ama vallahi biz adını hiç bilmiyoruz ya. Sen biliyor musun lan? Yok ben de bilmiyorum. Tamam ben biliyorum. 206 numara. Ama sabah erkenden çıktı o. Yapma ya. Bak adam evde bekliyor akşama yemek yapacaktı. Memleketten ciğer gelmiş sürpriz yapacağım diye tüh. Neyse artık biz yarın geleceğiz ne yapalım? Ama sen söyleme de bizim geldiğimizi şimdi bu yaşımızda babamızın ağızları işitmeyen değil. Tamam. O zaman biz yarın gene geliriz ya bakarız. Tamam bekleriz. Tamam hadi sağ olasın hadi. Aziz, hangi rüzgar attı seni? Burada hele bakın. Ya ne rüzgarı, ne yeli ya? Duyduk ağaya bıçak yetişmemiş, gidak bakak dedik. Ne olsa çaresi ve Cenab-ı Hak dermansız dert verir hiç. Yok Aziz, sen şimdi Diyarbakır'dan beni ziyarete geldin he? Hangi dağda kurt ölmüş merak ettim. Ya ne alakası var Zikir? Seninle ne işim olur benim ya? Ben aslında Karaca'yı almaya geldim. Sen de aradan çıkarım dedim. Normal yani. Allah Allah. Bakıyorum bakıyorum gözlerime inanamıyorum. Koskoca ağa 2 göz damlara düşsün. Olacak iştir yani. İnsani hastalık öldürmese burası öldürür. Böyle giderse Diyarbakır'a ilk gelişin 4 kolluyla olacak demedi deme. Şaka yap şaka. Aziz efendi artık kahveni de içtin gitme vaktidir. Sirkif'in dinlenmesi lazım. Vay vay vay. Boşa dememişler taş yerinde ağır. İstanbul koskoca kendilerine hele getirmiş. Bir tanrı misafirini bile ağırlayacak kudretsiz kalmamış. Kızım. Aziz abin gideyim. Hakkıyı helal et Zilkif. Dünya gözünden bir daha ya görürüm ya görmem. Bağlayayım senin bu mağrur duruşlarına. Ya abla ben bu Kerim'le ne edeceğim? Ama ne koysam önüne yok istemem, yok istemem. Ya sen ne takıyorsun onu? O çocuk neticede. Bırakacaksın kendi kendine düzelecek. Ayıp değil mi Kerim? Bak Hatice üzülüyor ama. Allah Allah. Sen sultan etmediğini bırakmadın. O nazik değil. Hem ben onu denemek için yapıyorum. Biraz akıl var bende ama onda yok. Bakalım Müsrif'in teki. Yaz bir kenara. Eğer o babamı kumar borcundan daha çok borca sokmazsa şerefsize.
Razı değilsem sakınmaz dedim. Hemen solosa bağladı. O benim topum alabilir miyim? Bu İstanbul'da tenis sokaklarda mı oynanıyor? Yok, biz benim bahçesinde oynuyordum kendi kendime. Hızlı vurdum galiba. Top buraya geldi. Yeni öğreniyorum da. Raketi burasından tutacaksın. Elin bu tarafa değil, bu tarafa bakacak. Bak. Topumu bulduğunuz için teşekkür ederim. Önemli değil ya. Altı üstü bir top işte. Ne olacak? Yandım oğlum, ben yandım. Top benim önüme geldi. Kızlar benim. Buna göre tamam. Kerim, hayırdır? Ne oldu? Ne olacak? İstanbul yaktı, bitirdi beni. Yok ağa, ben kararımı verdim. Valla buradan bir milim kıpırdamam başka yere. Genetik, genetik. Baksana, senin kaybolan küpeler böyle bir şey miydi? Kaybolan küpeler. Diğer, bu küpeler senin mi? Küpeler senin mi? Vay, vay, vay. Kendirlerin en hası. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasıl da hemen damladın? Okula gideceğiz diye geldim. Diğer söylemedi mi? Bizim okula yatay geçiş yapıyor ya. Birlikte gidelim dedik. Bir dakika ya. Diğer hukukta sen... Siz aynı kampüste bile değilsiniz ki. Ya sonuçta aynı üniversite. Sistem aynı yani. Hem Yusuf'un hukukta arkadaşları varmış. Ha. Biz konuştuk internette, tamam yani. Zaten Diyar'ın bu notlarla geçiş yapamaması gibi bir şey yok. Allah Allah. Amma da konuşmuşuz internette. Ya neyse, hadi gidelim. Ben gelmeyeyim şimdi, gerek yok gelmeme. Tarık saçmalama, gidelim. Beraber gidelim. Hadi abi. Hadi. Buyur beyim, beni istetmişsin. Yeni eleman almışsın. Senin elemana ihtiyacın var mıydı ya? Sorma beyim, biliyorsun çocuk hasta. Bir de aile geçindiriyor. Biz de bir şeyler ayarlayalım dedik. Tabii. Tabii ama burası olmaz. Bak. Benim çalıştırıp memnun olmadığım bir adamı senin alıp çalıştırman hem senin için kötü bir görüntü hem benim için. Hepimizin bir saygınlığı var değil mi? Eğer ben bir yere mesaj veriyorsam... ...o mesajın herkes tarafından doğru anlaşılması lazım. Yoksa insanların aklı karışır. Bilmem anlatabildim mi? Kandırıyorsun sen. Ne öyle farklı numaralardan aramalar falan? Ya Engin yeter ya, bırak peşimi artık ha. Merhaba. Ben Aytepe Özel Hastanesi'nden Doktor Yeşim Öztürk. Kiminle görüşüyorum acaba? Ben Pınar. Siz kimi aramıştınız? Pınar Hanım, burada yatan bir hasta madını arıyorum. Bir yakınına ulaşmaya çalışıyordum. Telefon rehberinde her şey adıyla kayıtlı bu ilk numarayı görünce... Kim işletiyor beni ya? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Engin Tarhan'ı tanıyor musunuz? Tanımıyor musunuz? Bunu sormak istedim. Ben... Engin Bey dün gece acile getirildi. Bir kaza geçirmiş. Ne? Ne olmuş? Motosikletiyle ters yola girmiş ve bir araca çarpmış. Neyse ki toprak zemine düşmüş. İç kanama ihtimaline karşı müşahede altında tutuyoruz. Yalnız bizi asıl düşündüren olay sanki bir intihar teşebbüsü. Sorularımıza yanıt vermiyor. Düşündüm ki yanında bir yakını olursa onunla ilgili... Ben tanımıyorum Engin'i. Tanımıyorum. Beni onun için kesinlikle aramayın. Ben Engin'i tanımıyorum, tamam mı? Engin, ne yapıyorsun? Esas baharda göreceksiniz burayı. Yani bazen insan içeri adımını atmadan bir bakmışsın akşam olmuş. Ders mers hak getir ediyorsun yani. Ya yok canım. Dersler bir şekilde halloluyor sonuçta. Asıl önemli olan insanın kendini geliştirmesi. Ot gibi de okula gidip gelinmez ki ya. Yani bir dünya görüşünü geliştireceksin. Hmm.
Bu da bahçede olur ancak diyorsun. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben bugüne kadar ot gibi gidip geldim galiba. Yani dersler hep ön planda oldu benim için. Notlar da başka türlü alınmıyor değil mi? Dünyayı tanıyacağım diye okulu boşasaydın görürdün Anya'yı, Konya'yı. Zor gerildim buralara. Canım çocuk değiliz sonuçta. Yani bir denge bulmak lazım. Hani okula gideceğim derken hayatı ıskalamak da saçma. Gerçi kime anlatıyorum? Öğrenci işleri burası. Siz gidin, ben gelmeyeceğim. Hadi. Teşekkür ederim. İki tane sağda yumurtacım, tamam mı? 5 numara. Şükür, buyur, otur. Hoş geldin. Eskiden her şey bir başkaydı be Mahmut. İnsan an kardeşine de, onun çoluğuna, çocuğuna da kendi çoluğu, çocuğu gibi davranırdı, değil? Artık vakit değişti, çok değişti. Vallahi ne desen haklısın Zülkü. O günden beri gözüme uyku girmedi. Dediğin gibi vakit değişti, karılar değişti. Artık kimseye sözümü dinletemiyorum. Bir türlü anlaşamadılar evde. Seninkiler de gururlu çıktık. Gideceğiz diye tutturdular. Duramadım önlerinde. Neyse. Olan olmuş. Öyledir Sultan. Gururlu kızdır. Evlatlarımdan yakındır bana. Sultan'ı burada işe aldık biliyorsun. Mutfakta bulaşıkçılık yapıyor. Bu zamanda böyle iş bulmak zordur ha. He, zordur. Bulaşıkçılık. İstersen sana da bir iş ayarlayalım. Yok yok, hiç zahmet etme. Ben başımın çaresine bakarım. Madem geldik büyük şehre, kendi göbeğimizi, kendimiz kesmeyi bilmemiz lazım. Kalsa alacaklar. Çay. Değil mi? Sultan Yengim'in kürisi. Sen de Tarık'sın. Şeyhimiz'in kardeşi. Merhaba. Merhaba. Diyarbakır'dayken Deniz'i çok özlemiştim halbuki. Ne bileyim, öyle dalmışım raylara. O rayların gittiği en son yere kadar gitmek istiyorum. Tek çıkmazlı olan ben değilim galiba. Sen de o tren emniyet rayların gittiği yere kadar gitmek istiyorsun değil mi? Denedim aslında.
kafamı çıkarıp arkamda bırakabilsem, o da benimle gelmek zorunda olmasa. Bak sen ne diyeceğim? İnsanlar dertlerini tanımadığı kişilere daha kolay anlatabiliyorlar. Ben de iyi bir dinleyiciyim. Değerlendir istersen. Tamam, olur. Önce sen. Bazen düşünüyorum da işin içinden bir türlü çıkamıyorum. Daha çocuktum ben ona aşık olduğumda. O yüzden mi acaba bir şeyleri göremedim diye? Ama aşk zaten insanı kör etmeye yeter. Evet. Aynen öyle, çok doğru söylüyorsun. Öyle işte, aşık olmamam gereken birine aşık oldum ben. Hep kaçmaya çalıştım, her kaçmaya çalıştım da gönüllü ana yakalandım onu. Bizimkiler özgür kız diyor senin için. Bak o konuda hakkımı yeme. Biz seninle Diyarbakır'da tanıştık. Kalkıp oralara kadar gelebildiğime göre. İnsan tabii kaçabileceği kadar kaçıyor. Sen de haklısın. Yani benimkine savrulmak desek daha doğru olur aslında. Patlayan bir bombanın en uzağa düşen parçası gibi hissediyorum kendimi. Döndün ama. Diyorum ya işte. Her an atışında gönüllü yakalanıyorum ben ona. Nerede şimdi? Hastanedeymiş. Bugün hastaneden aradılar. Engin işte. Çekmiş gene pimini. Ama bu sefer gitmeyeceğim. İstemiyorum gitmek. Sen de ona gitmiştin. Sen neden kaçtın? Yanlış aşktan. Hani bizim hana benziydi. Ne esnaf sesi var ne de bir şey. Valla ben sen burayı havada karadayım. Oğlum burası İstanbul hanıdır. Diyarbakır'a hiç benzer. Her yerin ayrı bir kültürü var. Sen çorbanı iç. Aha budur kültür. Bulaşık suyunu çorba diye yutururlar. Kerim, az bir edepli ol oğlum. Ne biçim lakırdı öyle, nimettir ha. Vış, hakikat bu nasıl bir çorba böyle ya? Ya ne doğru dürüst yağı vardır, ne de salça vardır bunda. Ula İstanbul'un meşakkatı çoktur değiller ya. Ma bu çorba da onlardan biri ha. Vallahi ne mutlu bize ya. Diyarbakır insanını memnun etmek zordur. Lakin görüyorum ki çorba servisimizden gayet memnunsunuz. Ya. Ne demezsin yani. Doğdum doğalı böyle bir çorba yememişim. İyi o zaman. Ben gene doldurayım bunları. Almayalım biz. Tamam o zaman ana menüye geçelim. Bak inan olsun çorbamızın lezzeti kadar lezzetlidir ana menümüz. Hadi afiyet olsun, şimdi getiriyorum. Ya bir insan nasıl bu kadar değişir? İşkembesi bile özünü inkar ediyor. Mahmud Usta, şu 5 numarada oturanlar senin misafirlerin mi? Evet Erkan Bey. Onlar benim memleketlim yani köylüm. Ama merak etmeyin, misafir derken normal müşteri yani. İstanbul'a yeni taşındılar da. İyi. Hayırlısı olsun bakalım. Sultan. Afiyet olsun. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. İzin günün demişlerdi. Ha izin günüm de. Kerim'i almaya geldim ben. Rahatsız olmuş herhalde. Gel. Allah'ına kurban yenge.
Valla Hatice senin sıkıntını görüp haber uçurmayaydı ben zor gelirdim buraya. Ya o kadar gelmişsin oturup bir şeyler yeseydin ya. Hakikat otur kızım. Yemek kardeşinin. Lakin çağırmıştık biz seni ama kabul etmemişsin. Maruzatım var babam. Ben burada çalışıyorum ya yasak yasak. Ya Allah Allah. Kim çıkarıyor bu yasakları? Yenge. Mahsur da bizimle gelsin. Valla bence mahsuru yok. Sence de yoksa? Haydi afiyet olsun. Güle güle. Sultan, merhaba. Merhaba, nasılsınız Deniz Hanım? İyisiniz inşallah. İyiyim. Senin çocukların mı yoksa? Yok, çocuklarım değil, yeğenlerim. Bu güzel melek de senin kızın değil. Biz bugün gördük zaten kendisini. Hani sen dedin mi tenis bilen bir çocuk var diye? Sen misin o? Nerede öğrendin tenis oynamayı? Fransa'da. Benim adım François. Je m'appelle Derya. Comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Benim adım da Kerim, 13 yaşındayım. Diyarbakır'dan geldim. Ça va bien, ne bu? Kerim de çok iyi top oynar, aklınızda olsun. İyi, haydi biz gidelim artık. Görüşürüz. Görüşürüz. Sana demedim kız benim. E tamam. Hadi be, tamammış bir de. Kızım, benim niyetim seni nişanıyla, düğünüyle evermekti ama kısmet değil. Telinle, duvağınla haneme gelecektin ama ben hanemi satıp buralara, gurbet ellere geldim. Ya Zülkif, geldikse geldik artık. Geri dönmeyeceğiz diye bir şey var. Hane dediğin nedir? Evin direği olmadan hane bir işe yarar. Bir iyileş bakalım da geri döneriz elbet. Vallahi anamı duydun baba. E sen böyle mutlu günümüzde de üzülecek bir şey bulacaksan o, biz Diyarbakır'a zor döneriz ha. Ya senin gibi 10 gözlü konağın direği burada 5 gözlü evin direği olacak değil ya. Ha 10 gözlü olmuş, ha 5 gözlü. Konağımızın yerini tutmasa da buradaki evimiz de güzeldir maşallah, çok şükür. Tabii. Bilallah Hatice'nin yeri de eninde sonunda bizim yanımızdır. Odalarını da hazır etmişim. İnşallah. Gelseler de bir rahat etseler. Ana, ya şimdi biz bu yola Sultan yengemle Karaca anneyle beraber çıktık. Onları yarı yolda bırakmak olmaz. Oğlum esas benim dünürümün o kurtlu evde yaşaması yakışık almayı. Karaca, Allah aşkına gel bak başımın üstünde yerim vardır ha. Kap çantanı gel bizim tarafa. Tabii kocanın yoluna dönmeyeceksen. Diyarbakır'a gidecek hiç halim yoktur. Sağ olasın Ayşe. İki kızımın yanında gayet iyi. Hiçbir konak benim yuvamın yerini tutamaz. Ya biz yabancıyız. Ben sen rahat edesin diye söyleyeyim. Ya abi, şey dikkatimi çekti benim. Her yerde böyle bir simitçi var ya. Sarayı var, dünyası var. E bir tane de biz açalım. Simit diyarı. Ha? Ya ben gördüm oğlum, ondan da açmışlar. Simit mi? Oğlum biz ne anlarız simitten? Ben Diyarbakır'da bile doğru düzgün simit yemedim ki. Ya çörek olsa neyse. Çörek diyarı. O da olmaz ya, neyse boş ver. Olacak iş değil. Ya biz bence bu yemek işinden vazgeçelim. Tadı tuzu olmayan çorbayı içen bir milletle yemek yaparsak biz batarız. Çanta işine ne değilsiz? Çantacı. Çantacı. Ya. Yani neden çantacı? Bunu çantacıya sormak lazım. Dükkanı boşaltmış. Madem o dükkanı boşaltmış bu adam, biz de o dükkanı alıp işletiriz. Zilki, sen kafayı yedin herhalde. Sen benim çantayı tanımıyorsun. Olur olabilir ha. Akıllı devren dükkanı, içinde mal da var. Ya. Bize de yakın, uzak da değil. Neden olmasın? Bence olabilir, bir düşünelim. Yani, İyi abi, çantadan hangi bir sanıyoruz ki? Ya oğlum, ya mantıklı devren içinde mal var. Ben hiçbir şey bilmiyorum, anlamadım ben. Yok, İzci kampında, çadırda, yerde yatılıyor. Ama hiç evde yerde yatmamıştım. Sen hiç yerde yattın mı Kerim? Bana kızdı ama ben neden olduğunu bilmiyorum. Ya sana niye kızsın? O çarpıldı bugün, çarpıldı.
Topu mu diyorsun? He, topu diyorum. Aşkı diyorum, aşkı. Ne aşkı? Kız güzel, o kadar. Allah sahibine başlasın. Zaten ben büyükler gibi aşık olacak kadar salak değil lan. Bir daha yıktıracağım he. Daha ne? Hakkı, sen o kızın annesini nereden tanıyorsun? Dükkanda. Burada oturuyorlar. Ya ne bileyim, burada mı oturuyorlar ama uzakta oturmuyorlar. Peki hangi okula gidiyor? Ya ne bileyim hangi okula gidiyor? Çıkar çoraplarını. Hani sen aşık olmuyordun, e olmuşsun işte. Herkes aşık olur. Ben olmam. Sen oldun. Evlenmeyi demiyorum ha, benim yaşımdaki. He, oldun. Nasıl oldun? Anlatayım. Dur bakayım, nereden başlayayım? Şimdi ben bir tane defterim vardı. O defterim bir gün kayboldu. Ben de ilkokulda falanım. Ama nasıl seviyorum o defteri, nasıl seviyorum. Böyle ara 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 bulamadım defteri. Ya çıldıracağım. Dedim kesin çaldılar bunu. Hatta sıra arkadaşım vardı, onunla bile kavga ettim. Neyse akşam oldu. Artık ben de umudumu kaybettim. Toparlanacağız, çıkacağız okuldan. Tam böyle gidiyoruz. Omzuma biri dokundu. Döndüm, baktım, o. Kim? Ya kimse kim, boş ver o işte. Böyle kravatını çözmüş, gömleğinde bir iki düğmesini açmış, yakası buharı açık. Nasıl yakışıklı, nasıl yakışıklı. Üst sınıflardan bir çocuk. Elinde de benim defterim. Defterini düşürmüşsün diyor. Ben hiçbir şey söylemiyorum, böyle duruyorum, şaşakaldım. Hayır, aslında şey demem lazım. Ya ben düşürmedim, yalan söylüyorsun, çalmışsın işte defterimi demem lazım. Hiçbir şey diyemiyorum böyle, hiç kıpırtısız duruyorum. Dedim herhalde ilk görüşte aşk bu demek. Gözleri gözlerimde kaldı. Akşam oldu, eve gittim. Defteri açtım. Defterin arka sayfasına bir de ne göreyim? Bir tane kalp. Kalbin içinde de S ve Ş yazıyor. Altında da bir not. Yarın ikinci teneffüste çınar ağacının oraya gel. Benim de ağzım kulaklarıma vardı. Neyse ertesi gün oldu. İkinci teneffüs oldu. Ben koştura koştura çınar ağacının oraya gittim. Duvarın dibine oturdum. Bir de baktım birazdan o geliyor. Kim? Kim, 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 kim? Aa, kimse kim? Ya ne yapacaksın kim? Kimse kim, boş ver. Ne gülüyorsunuz? Namussuzlar. Kim olduğunu anladık da ona gülüyoruz. Ne anladın? Kalbin içine sevde şey yazmış ya. Ya şey ne var? Belki Şaban. Belki Şehabettin. Sultan Şehmuz'u seviyor. Hadi yatın, hadi, hadi, hadi. Sultan Şehmuz'u seviyor. Bakın çoluk çocuk demem yerim ha. Kapatın gözlerinizi. Geç enişte, hoş geldin. Hoş bulduk. Uyuyor. Ben Fransuva'yı kucaklayayım, götüreyim ya. Bir şey olmaz, uyanmaz o. Ya hadi Hatice, çok geç kaldı. Yatak artık. Şşşt. Hadi biz yapalım. Ya ne oldu? Masal bitti mi? Herkes yatağa bakın. E çocuklar uyuyordu ne güzel. Madem bu saatte gelecektiniz, sabah geleydiniz. Ben kucaklayıp götüreyim bunu ya. Ben burada kalacağım. Sen de kal. Yatakta var burada bir sürü. Olmaz oğlum. Sonra sultan beni bir kaşık suda boğar ha. Ya ben sen niye bir kaşık suda boğacağım? Ne konuşuyorsun çocuğun önünde? Yok güzelim, olmaz öyle şey. E o zaman ben de şurada kıvırıp yatayım ya. Babam senden boşandığı için mi böyle sinirlisin? He? Yok. Ben sinirli değilim ki. Niye sinirli olacağım? Kim bir kaşkından boşansa bence de kızgın olur. Ne diyorsun sen ya? Anlattım ya, hani ilk görüşte aşık olmuştum. Direkt çarpılmıştın. Sen demedin. Aa yeter. Tamam hadi herkes evine. Benim çok uykum var. Hadi hadi, yemezler o numaraları. Evli evine, köylü köyüne, sen de yatağına. Hadi. Hadi oğlum, hadi gidelim hadi. Hadi oğlum hadi, hadi.
Ben de sana ilk görüşte vurmuştum. Günaydın. Kızım niye erken kalktın? Yataydın. Ben şu pazara gideyim. Hep akşamları gidik. Çarık çürük toplayıp bir de sabah gideyim dedim. Ya sen demiyorsun gün torbaya girdi diye. Ana? Sen babama gidiyorsun değil. Tamam özlemişsindir. Tabii kaç senedir aynı yastığa baş koydunuz. Özledin değil. Kızım, özlediğimden falan değil. Ya ne yapayım, ne edeyim, aç mıdır, değil midir ona bakayım. Kimseye söyleme dedi. Sana çok mühim şeyler diyeceğim dedi. Onun için gideyim. Şimdi gitmeyeyim. Yok git git. Şimdi bu bizim Tarık Van'da 3-5 ay çantacıda çalışmış olur diye. Biz de düşündük taşındık. Bu işin altından kalkarık diye düşünüyoruz. Vallahi rakam bizim için makul yani. O mesele değil de. Tamam değil Tarık. Daha ince bir hesap etmek lazım ama yani bu çantalar kaliteli abi. Abinin dediği kadar kaliteli. O konuda bir sıkıntı yok. Aşağı yukarı fiyat budur. Bir de depoda sayım yapmak lazım. Yani siz ne değilsiniz o çok önemli. Daha önce çanta işi yapmadık diyorsunuz. Yapmadık. Ama belli ki dürüstsünüz. Dürüstlük. O benim için mühim. Sonuçta dükkanı satmıyorum, kiraya veriyorum. Hep yüz yüze bakacağız. Doğru, doğru söylüyorsun. İtimat önemli. Ticaretten az çok anlıyorsunuz. Yemek işi yapmışsınız, zordur. Aslan gibi 4 tane evladınız var. Hepsi bir ucundan tutacak. Bana göre bunlar kafi. Siz hesaplarınızı yapın, ben de yapayım. Cuma günü avukat gelir, sözleşmemizi yaparız. Hayırlı olsun. Hayırlı günler. Hayırlı olsun. Şunlar senin köylüm dediğin adamlar değil mi? Evet efendim onlar. Ne yapıyorlar orada onlar öyle? He? Cümbür cemaat çanta mı alıyorlar? Hayır efendim öyle değil. Yani iş kovalıyorlar. Ekmek parası malum. Dükkan devran kiralıkmış da. Ha. Bir onlar eksikti. Onlar da geldi çarşı tamam oldu. Yok Karaca ne zor şeymiş yalnızlık. Vallahi. Hani diler ya Allah'a mahsus. Aynen öyle ha. Ben de malum haşallah değilim. O ev sen olmayınca eve bile benzemiyor. Diyarbakır sanki ecnebi bir memleket. Kimsenin konuştuğunu anlamıyor. Bunlar beni artık alakadar etmiyor Aziz. Yavaş yavaş alışırsın elbet. Mühim bir mesele var dedin. Nedir o mesele? Ya bundan daha mühim mesele olur Karacan. Artık ömrümüzün sonbaharına geldik. Bu yaştan sonra bu İstanbul'un pisliğine nasıl uğraşırsan geldin gördün işte. Gel gidelim evimize. Hayatımızın son günlerini tadın çıkarak. Sen kendine bak Aziz. Ben daha sonbaharıma gelmedim. Benim için hala yaz. Kızım yeni evlenmiş. Yeni bir hayata merhaba demişim.
kendi kafasını dinlemek neymiş yeni görmüş. Kusura bakma Aziz, ben İstanbul'u çok beğendim. Sen beğenmediysen dönersin Diyarbakır'a. Ya anlatamıyorum derdimi. Kızım ben sensiz ne yapayım Diyarbakır'ı? Sensiz Diyarbakır'a gideceğime sallarım Boğaz Köprüsü'nden aşağı kendimi ya. Hiç değil cesedim senin aynı şehirde kalır. Ya Hatice atladı, beni öldürmeye yetmedi. Bir de sen atlayacaksın, Allah korusun. Dağlara, taşlara. Ay. Can lafın gelişi, hiç yaparım öyle şey. Hiç atarım kendimi. Ama bak nasıl korktun. Yüreği kaldırmadı. De hadi söyle. Sen de beni özledin, gel. Tövbe estağfurullah ya. Bu mevzularla şaka olur. Haklısın Karacığım, olmaz. Affet beni. Affet güzelim ben. Affet. Ya. Ne yapıyorsun sen Aziz ya? Kendine gel. Ya özledim diyorum, anlamıyorsun. Ya azsın sen. Ayıptır ya. Ya ne ayıbı? Ne ayıbı? Şimdi böyle oldu. Ne var? Karımsan sen benim, normal bir şey yani. Ya gidelim evimize sanki meraklıyım bile, otel köşelerine bağırtırırsan beni böyle ya. Yeter be, yeter. Sen ne bencil adamsın ya. Git ya, Diyarbakır'ına git. Nereye istersen oraya git. İstersen cehenneme git, git. Allah Allah. Ne yaptım ki böyle tellendi ya? Sabri kardeş, bak bakayım bana bak. Bizim kafamız karıştı. Sen her şeyi baştan bir anlatsana bize. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Konuşmayacaksın. Ya konuşmazsa bunun ağzına buna bizim ihtiyacımız yok. Buyur dur. Sağ ol. Konuşacaksın. Bak Sabri, konuşursan canımsın. Konuşmak sonundan kursa yapsın, bana ne? Söyleyecek bir şeyim yok. O zaman buyur. Sağ ol. Ya! Aman bir durun hocam. Acı. Sabri kardeş. Ben soracağım, sen de bir cevaplayacaksın, tamam mı? Bilal, sen daha şunu videosunu aç. Bunu söylediklerini kaydedeceksin. Şimdi Sabri kardeş. Her şeyi baştan ben anlat bakalım. Faik Bey beni Bilal'ı yoldan çıkarmam için tuttu. Bilal'a kumar oynattırıp borçlandırmak amacı. Engin. Tarık ben, Fidan'ın arkadaşı. Dur, zorlama kendini. Pınar nerede? Burada mı yapacağız kahvaltıyı? Ha, şurada yapacağız. Hem de bir Ömer'e bakayım. Merak ettim. Amca, ne oldu? Ömer nerede? Bu yazı ne? Hoş geldin kızım. Hele otur anlatayım. Hadi otur. Çek bir sandalye. Ömer'i gönderdim maalesef. Çay ocağını da kapatıyorum. Neden gönderdin? Niye kapatıyorsun? Dükkanı sözleşme, kontrat neyin yapmadan tuttuk zamanında. Ömer'e iş verdi. Erkan Bey çıkarmamı istedi. Ben de çıkarmadım ya. Erkan Bey mal sahibinin kafasına girdi. Adam derhal dükkanı boşaltsın. Aksi takdirde tüm alacaklara haciz koyarım dedi. Ha, sen de pes ediyorsun. Hiç uğraşmayacaksın. Kızım uğraşacak halim mi var benim? Büyükşehir. Hey. Adam taş olsa bile öğütürler.
bizi de yuttu. Tükürdü bile kızım. Önce Ömer işinden oldu, şimdi sen işinden oluyorsun. Hepsi benim yüzümden. Dertlenme kızım. Artık biz zaten kalıcı değildik. Biraz hızlandı. Allah biliyor ya, belki böylesi daha hayırlı oldu. Borcu harcı ödedikten sonra köye dönecek paramız da kalıyor. Ya olmasaydı? Allah da senin işini, gücünü rast getirsin kızım. Ne yapayım? Rast gelecek, rast gelecek. Öyle bir rast gelecek ki ben bile şaşıracağım. Şehirde dinle. Aynı gök, aynı toprak işte. Sen Diyarbakır'da yaşamayı kolay sanıyorsun. Hiç değil. Tutturmuşsunuz bir İstanbul çok zor, İstanbul çok zor. Ya ne olacak? Ne olacak? Niye seni yolladı? Yok, o yollamadı. Haberi yok buraya geldiğimden. Ha. Sen de şu Sultan denen kadın gibi hesap sormaya mı geldin? Hayır, hesap falan sormayacağım. Sen zaten kendi hesabını kendin görmüşsün. Uyumdur. Öbür türlü nihai sonuca varamadım. Gördüğün gibi hala gözlerim açık. Ne istiyorsun peki? Ölmek mi? Yoksa Pınar'ı üzmek mi? Şayet ikincisi ise bunu başarmış olabilirsin. Ama bence bu sana uzun vadede pek fayda sağlamaz. Bakma öyle. Birinin, hele ki bu Pınar gibi bir kızsa, ilgisini çekmek istiyorsan başka bir çare bulman lazım. Belki itmek istiyorum. Hiç kimseyi kendi canını yakarak itemezsin Engin. Kırıp döktüğün kişiler bunu görecek kadar yakınsa eğer, tamiri yine senden beklerler. Gidemezler bir türlü. Pınar gidebilmişti ama. Motosiklete ters yöne gidildi söylediler. Bak, kimsenin bu kadar bencil olmaya hakkı yok. Pınar'ın kaçmaya çalıştığı şey tam da buydu işte. Çalışıp başaramadı. Sana ne ya bunlardan? Sen niye buradasın? Bilmiyorum. Pınar çok cesur bir kız. Aylardır dimdik ayakta durdu. Bu kadar devrilebilir olması çok garip geldi. Ne bileyim, bunlara sebep kim merak ettim sanırım. Nasıl Pınar? İyi mi? Dün doğum günüydü. Böyle güzel bir hediye alacağım yerde. Evet. Hadi eyvallah. Adamsın ya. Sen ne biçim patronsun? Sen güçsüzü ezip güçlü olacaksın ha? Ne oluyor böyle bağırtı çağırtı? Ha? Sen kimsin ya? Sen kimsin ki bana kendi mekanımda böyle bağırıp çağırıyorsun? Senat tarafı benim emrimde çalışan bir elemansın. Ayıptır. İnsan haddini hududunu bilecek. Eğer kadınsan iki kere akıllı olacaksın. Asıl sen kimsin ya? Bana ne senin malından mülkünden? Büyümüş büyümüş hiç olmuşsun. Ruhun dışarı çıkmış, kapkara olmuş senin. Bana bak, tepemi attırmadan çabuk çık git buradan. Kadın başına bela arama, şimdi elimden bir kaza çıkacak hadi. Evet, elinden bir kaza çıkacak. Sen alışmışsın elinden kaza çıkmasına. Ağzın yetişse kulağını kapacaksın sen. Al ne oldu? Mal işte, mal sonuçta, mal. Ne oldu? Malı malla, canı canla tartacaksın Erkan Efendi. Anlıyorum ki senin hiç canın gitmemiş şimdiye kadar. Sen şimdi bir de akıl da verirsin adama. Canı kıymetliymiş. Hadi, hadi bas git buradan, gözüm görmesin seni, yürü. Aa, benim seni çok gözüm görsün sanki. Evet, gözüm görsün ki kimi görmek istemediğimi hatırlayayım. Benim zaten senden işim olmaz. Aman Allah'ından bul. Benim personelimin önünde bana böyle bağırıp gidemezsin. Dur diyorum, dur! Bu adama böyle susup yüz verdikçe siz de iflah olmazsınız. Aldığınız paranın da hayrını göremezsiniz. Fakirin fukaranı... Ya bırak beni, yürü, yürü, bırak beni. Yürü dedim be. Ya bırak beni. Yine mi uğraşacaksın, başımı belaya sokacaksın.
Öldüreceğim seni oğlum, öldüreceğim. Dur lan, dur. Dur lan sen. Dur. Kerim, Kerim, Kerim. Amcam var benim oğlum, amcam. Yürü. Aşığımız amca, aşığımız amca. Ne oldu Kerim? Koş amca, koş Sultan yenge. Ne oldu sultanı? İtip kalktılar, yolun üstüne savurdular. Kaşı koyayım dedim, beni de vurdular. Kim yaptı oğlum? Handaki muhallebici. Bana bak. Ortam elektrikli, sakın buralardan kaybolmayın. Buraya göz kulak koyun. Patronunuz nerede lan? Nerede o arkan denen adam? Erkan Bey denen adam benim. Ne var, ne istiyorsun? Sen sultandan ne istiyorsun? Buradan hemen defolup gitmesini istiyorum. Şu anda sizlerin de defolup gitmenizi istediğim gibi. Gitmiyorum lan. Atsana da beni de sultan attığın gibi. Ya siz ne pislik adamsınız be kardeşim ha? Ulan iyilik yapıyoruz, karıya dükkanımızda bulaşıkçılık veriyoruz. Nankör ve sülüksünüz. Sizin oralarda böyle galiba ha? Ne adap var ne de edep. Atın oğlum bunları dışarı hadi. Hadi kardeşim hadi. Bırak bırak bırak. Bırak. Evet efendim, bildiğiniz gibi değil yani. Bir saniye, affedersiniz. Tamam oğlum, tamam bırakın. Bırak, sonra yaparsın. Evet komiserim. Hem canımız hem malımız tehlikede. Evet. Sağ olun, tabii ki size güveniyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun, en kısa zamanda ziyaretinize geleceğim. Saygılar. Mahmut Usta! Mahmut Usta, bunca yıldır emeğin var. Ve bunca yıldır bu dükkanın ekmeğini yiyorsun. Maaşın bir gün olsun gecikti mi? Yok. Her ay tıkır tıkır maaşını alıyorsun. Yok oralısın, buralısın diye sana kötü muamele yapıldı mı? Yapılmadı. Üstelik mevkin bu dükkanda herkesin üstünde. Bak Mahmut Usta. Bunca yıllık hukukumuz var. Beni seni kovmak zorunda bırakmadan kendin istifanı ver ve onurluca çek git. Herkes kendi bıraktı, ayrıldı desin. Ha eğer birileri aklına girer de tazminat mazminat falan derse... sakın inanma, avucunu yalarsın. Zaten şu kepazelikten sonra tazminat yerine alırsın. Hadi gidelim, ben size eve bırakayım. Kimmiş bunlar? Bilmiyorum ama cezasını çekecek hepsi. Hadi. Gel. Ya çocuklar, siz daha ilk günden ne ettiniz? Öyle kavga dövüş bize yakışır. Vay başıma gelen. Hem de Mahmud'un çalıştığı dükkanda he. Baba hiç onlara mana bulma. Mesuliyet benimdir. Onlar olayı duyunca dayanamadılar, geldiler.
Ben de onlara teşekkür mü edeyim, sevineyim mi, üzüleyim mi bilemiyorum. Aha da olacak budur. Otunun yaşı da gitti, kurusu da. Yangın olmaya görsün. Desen ya sultan gene yaktı oğullarımı. Şeyhimiz Kendir, Mehmet Kendir, Bilal Kendir, Tarık Kendir. Hakkınızda şikayet var. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Kim mi şikayet eden? Ne olmuş? Gözünüzü seveyim ablacığım, bilmiyormuş gibi yapmayın. Bütün mahalle konuşuyor. Şimdi mukavemet olmasın. Biz alalım arkadaşları, ifadelerinden sonra durum netleşir. Ana bir dur ya, ne yaptıysak bedelini öderiz. Kaçacak değiliz ya. Gidelim kardeşim. Gidelim. Buyurun, buyurun. Ayakkabılarınız falan giyecek miyiz? Tabii, buyurun. Sevgili gözünü sen torunlarla kal da biz bir bakıp gelelim. Haydi içeri gir. Geçin, geçin, siz içeri geçin. Siz içeri geçin. Ha. Aman bak dedemize sahip çıkın ha. Vay canına. Bu karakola düşme işi kötü oldu. Yandı gülüm keten elva. Neden? Babamdan ifade alıp geri bırakacaklar dedi dedem. He tabii tabii. Önce güzel bir ifade alırlar görürsün. Memur bey kardeşim, komiserin yanına gireyim bir şey söyleyeceğim. Olmaz, amirim meşgul. Amirim bize meşgul. Çayın yanına kurabiye getireydi kalırdı ama. Hadi kardeşim işimizi zorlaştırmayın. Davası davacısı kalabalık bu meselenin. İfadeler sabaha kadar da sürebilir. Sizinkiler çıkınca ararlar telefonunu. Her şey benden sebep. Ben bekleyeceğim buradayım. Ben de bekleyeceğim Bilal'i bırakmam. Ben de Mehmet'imi bekleyeceğim bırakmam. Ama ana sen yavaştan git istersen ha. Yoruldun da bak çocuklar da merakta kalmıştır. Hadi. Tamam da. Çıkınca haber sokamayın olur mu? Bilal. Ya daha ne kadar tutacaklar bizi burada? Çok saçma. Allah'larından bulsun. Ya ne yapsak, ne edecek ya? Böyle beklemeye ne de olmuyor ki. Aziz'i ararsak ne yapsak ha? Belki onun burada tanıdığı birileri falan vardır ha? Hiç olmazsa kızların başında bir erkek olur. Söylediğin laftır Karaca. İçimizi serin tutak. Yok, böyle olmayacak. Ben karakola gideyim. Ya dur Zilkip Allah aşkına. Bak dört tane aslan gibi olan beraberdir. İş öyle olur, böyle olur. Birlik gidip birlik dönerler işte. Merak etmeyesiz. Gönlünüzü ferah tutun. He, ferah tutun, serin tutun. Gönlümüze klima taktıralım, ne edelim? Ya, ya. Sen de hep aynı şeyleri söylüyorsun Ayşe ya. Belli ki senin de yüreğin yanıyor. Zilkif gel içeri, gel oturak, gel. Gidebilirsiniz. Bizimkiler çıkmıyor memur bey. Sizinkiler saldırganlıkla sorgulanıyor. Bu gece çıkamayabilirler. Boşuna bekliyorsunuz. Gidin siz. Allah Allah. İfadesi alınacak dendiniz sadece. Biz de hala bekliyoruz. Ne diyorsun? Olmaz öyle şey. Neye olmaz öyle şey? Ben Şemuz'u göreceğim. Hop hop. Nereye? Gel ya bıraksana. Allah Allah. Bırak. Bir şey diyorum ya. Ben sadece Şemuz'u göreceğim dedim. Ne dedim? Şurada oturuyoruz işte kaç saattir. Bir şey mi söylediniz sanki? Vallahi avukatımı
çağıracağım. Benim avukatım var ya, çok yakın arkadaşımdır. Buraya bir gelir de mahveder burayı. Allah, ne Allah, yapıyoruz Allah, sanki? Allah. Bir tek Şehmuz'u göre... Ya Şehmuz, yaptıkların yetmedi. Varlığın ayrı dert, yokluğun ayrı dert. Ya niye bırakmıyorsun peşimi? Sanki o kadar yıl yanındaydım da. Şimdi ne oldu anlamıyorum ki. Hayır, madem böyleydi, biz bu... Aman bana ne, sen deliysen ben ne yapayım? Deli? Elin adamı gelecek, saçına elini dolayacak. Ben de susacağım, öyle mi? Göz yumacağım. Sensin deli. Göz yumadın da ne oldu? Şahtın şahbaz olduk. Ya bu saatte bizim karakol köşelerinde işimiz ne, evimizde yatağımızda yatmak varken? Ama ben sana ne yapacağımı biliyorum. Çağıracağım Faik'i, gelsin çıkarsın seni buradan. Sakın Sultan. Bak, beni çıkartmak için sakın o adam var. Ben kendi işimi kendim hallederim. Bak, ciddi söylüyorum ha, vallahi çıkmama. He, halledersin. Ben biliyorum sen nasıl halledersin. Eski yöntemlerle halledeceksin değil. Şehmuz, ne yapacağız biz? Ne olacak? Sultan olacağına varacak ya. Her şey böyle karışık gidecek değil ya. Su yolu olacak elbet. Ha bu arada... ...sana el kaldırmaya kalkan olursa... ...karşısında benim olacak. Süper kahraman Şehmuz. Diyorum ki... ...bir tane de kırmızı pelerin mi yaptırsam ya? Ha? Hani başım belaya girerse daha hızlı gelir bu şarkı. Ne diyorsun? Allah akıl fikir versin diyorum. Ne diyeceğim? Hadi ablacığım, çıkalım. Az usludur, gözünü sevdiğim. Az usludur, usludur. Akıllı ol Şehmuz. İkinci kez karşımdasın. Allah'ın hakkı üçtür diyorum, bu sefer ses etmiyorum. Erkan Bey'in dükkanının hali fena. Şahitler de çok fazla. Adam mahkemeyle uğraşmamak için zabıt tutturmuyor. Tuttursa altından kalkamazsınız. Hadi, görmeyeyim bir daha sizi burada. Vallahi komiser bey, altından kalkamayacağımız hesabın altına girmeyiz. Girilmez yani. Yok, iş ödeyemeyeceğimiz bir yere vardıysa, biz ayamadıysak sonuna kadar öderiz hesabımızı. Hayır yani, bir alacaklımız falan sizinle irtibata geçtiyse, bilgisi olsun açısından söylüyorum. Çıktılar, çıktılar. Of. Geçmiş olsun Tanrıcığım. Sağ ol Tanrı. İsterseniz dava açalım. Yaptıkları yanına kalmasın. İstemez. Biz kendi işimizi kendimiz hallederiz. Aman bırak avukat. O kendi bildiği taşlı yoldan gitsin. Büyüklük bizde kalsın. Ben gidiyorum. İşim gücüm var benim. Haydi eyvallah. Faik. Sen de şöyle sakin bir yerde biraz konuşalım. Olur. Pınar. Engin'e gittim ben. Çok iyi alt etmişsin. Engin nasıl peki? Sana bunu yolladı. Şu ismini söylemediğin kıza mı aldın sen bunları? Al, ona ver bunları. Bak, Engin sana hakikaten bir şey yollamak istiyordu. Ben de bunları... Ya Altak işte. Engin'in böyle şeylere enerjisi yoktur. Onun ancak ölümcül cesaretleri vardır. Ama gördüğüm kadarıyla senin pek cesaretin yok. Ben şimdi bunları alıyorum ama cesaretin toplayana kadar. Emanet yani. Vallahi Zülküf Bey, kusura bakmayın ama ben size dükkanı devretmekten vazgeçtim.
Ama her şeyde anlaşmıştık. Değil. O anlaşma sizin oğlanlar Erkan Bey'in dükkanı basmadan evveldi. Ben şimdi size burayı devredersem bana ne demez bu kadar esnaf? Çoluğum çocuğum bu mahallede. Nasıl yaşarım ben burada? Olmaz bu iş. Bana 2 gün süre vermiştin. Farkındayım. O yüzden karakolun önünde sesimi çıkarmadım. Akşama kadar vaktim var. Çok dakiksin Faik. Çok tertipli, çok düzenlisin maşallah. Ben öyleyimdir. Her zaman dakik, her zaman tertipli ve her zaman düzenliyimdir. Ama sen laftan anlamaz birisin. Onca uyarmalarıma rağmen hala daha sultana yaklaşıyorsun. Oğlundan vaz mı geçtin yoksa? Bilemedim. İkisinden de vazgeçmedim. Şu videoyu izlemek ister misin? Faik Bey beni al. Biraz yoldan çıkarmam için. Gerçi biz bilgisayara koplayalım bir tanesini de ne olur ne olmaz olur. Bakalım arkadaşını hatırlayabilecek misin? Al şunu. Demek tek derdim benimle ha? Ne ailemle ne de sultanla işin yok öyle mi? Sütten çıkmış ak kaşıksın. Mesela sultanın gözünde. Daha devam var videonun da. Keşke izleseydim. Arkadaşın Sabri çok güzel şeyler anlatıyor. Ama tekrara girer değil mi? Neticede bildiğin şeyler. Sıkıcı olabilir. Eğer bu videoyu sultan izlerse sen ne kadar aşağılık biri oldun. Az kalsın babasının evini bile elinden almaya çalıştı. Yaptığın her şeyi anlar. O zaman da bir dakika bile yanında tutmaz seni. Bana bak Faik. Geçmişte yaşanan o hadisede ben boş bildiğim bir evin adresini ihbar ettim. Başınıza gelecekleri bilemezdim. Meğer içeride sen ve sevdiğin kız varmış. Bilemezdim. Şimdi o gün mümkün olmayan seçim şansını veriyorum sana. Eğer sen durursan ben de dururum. François'yı da teyzesini de unutacaksın. Ha bu arada ben oğlumla sultanla aynı mahallede yaşamaya devam edeceğim. Ne François'dan ne de sultandan vazgeçmeye niyetim yok. Aklında olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mahmut abi. Bu saatte dükkanda değilsin. Erkan Bey beni de kovdu. Artık bizi buralarda yaşatmaz. Buranın hem en eskisi hem de en zengini. Onun dediği olur. Çay içiyorsunuz. Sultan, kızım. Ya Sultan ya, burayı devraldım babam. Boş duranı Allah sevmiyor, kul niye sevsin? Hadi alın, ilk çaylar müesseseden. Erkan Bey, çay alıyorsun. Bugün ilk günüm, çaylar müesseseden. Artık ben de dükkan sahibiyim. Gördüğün gibi dimdik ayaktayım.